sabır ya bir ümit bekliyorum. Ya Rabbim feryadımı artık duysan diyorum. Senden ya bir sabır ya bir ümit bekliyorum. Hoş geldiniz. Evet. Aslında İzmir'e uzak değilsiniz. Hep İzmir'deydiniz. Bir Çeşme'de bir tesisiniz daha vardı. Evet. Şimdi yeni bir yerle İzmir'e tekrar merhaba dediniz. Hayırlı olsun diyoruz biz öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi şunu düzelteyim ama baştan çıkar. Tamam. Ben aslında İzmirliyim. Öyle mi? Tabii, yani annem İzmirli. Dolayısıyla yarı İzmirli. Yarı İzmirlisiniz. Ben, yani bu kadar İzmirli işçi olmamın sebebi o aslında. Harika. Yani ben sadece iş olsun diye buraya gelmedim. Ben 29-30 senedir zaten Çeşmeliyim. Doğduğumdan beri de İzmir'deyim. Harika. Yani doğduğumdan beri İzmir'deyim derken benim bütün anneannemler, teyzemler, anne tarafı bütün akrabalar İzmir'de. Dolayısıyla harika. Ömrümün yarısına yakını İzmir'de geçti desem. Hani böyle şey değil yani İstanbul'dan bakıp da artık ben İzmir'e yok, gidiyorum diyen ünlülerimizden değiliz. Siz zaten doğma bilme burasınız. Ben çocukluğum burada geçti. Bütün yazlarım burada geçti. Sömestri tatillerim burada geçti. Ya yani tam bir İzmir çocuğu. Yani ben şeyden eskiyim. O kazıklı yoldan eskiyim. Emre Bey, son albümünüz Yıldırım Gürses albümü, çalışmaları yaptınız. Neden Yıldırım Gürses'i seçtiniz? Ya aslında bu bir tesadüf oldu ama bunun bir sebebi olması lazım diye düşündüm elbette. Hı-hı. Yani bu tesadüf nasıl oldu? Hı-hı. Bir kere benim işte Yıldırım Bey'in oğlu Beyazıt'la tanışmam, ondan sonra arkadaş olmam. Hı-hı. O arada bir albüm fikri olması kafamda, onun üzerine, onunla bir şarkı üzerine Hı-hı. konuşmuş olmam. Hani Hı-hı. bir şarkıda babadan koyalım diye. Hı-hı. Ondan sonra arkasından benim ayaklarımın bu albüm çalışması sırasında, yani önceki çalışma albüm yaptığım çalışma sırasında böyle ayaklarımın biraz geri geri gitmesi. Oradan benim menajerimin ya sen bu albümü yapmak istemiyor musun çok? Hani normalde bitmiş olması lazımdı bunun demesi. Ardından galiba kafamda bir şeyler var, benim sorular var demiş olmam. Onun arkasından onun niye Yıldırım Gürses'ten bir albüm, bir şarkı koyuyoruz da bütün bir albümü Yıldırım Gürses albümü yapmıyoruz dediği andan itibaren bütün olayın bir anda değişmesi ve benim 3 ayda albümü bitirmem. Peki hani pop müzikten Türk sanat müziğine bir geçiş yaptınız. Ya bu çok iddialı oldu aslında hani dinleyicileriniz için. Belki siz Türk sanat müziğine bir yatkınlığınız vardı hani bizlerin bilmediği. Ama yani hani bu aslında bir cesaret. Doğru. Bunun için özel çalıştınız mı? Ben bu cesareti gösteren insanları da biraz suçlarım aslında. Yani ne yalan söyleyeyim, kendimi de bu konuda çok da şey görmedim ilk başta. Yani çok fazla hani böyle bir şey yapayım, yapmalıyım gibi bir şeyden hep çekinmişimdir sanat müziği meselesinden. Çünkü hani ben bir sanat müziği eğitimi almış bir şarkıcı değilim. Ben batı eğitimi aldım. Fakat burada iki şey var. Bir tanesi beraber çalıştığım, benim tabii sahnede sanat müziği söylüyordum. Benim özel gecelerde 45 dakika, 1 saate yakın bir sanat müziği bölümüm var. Orada benimle beraber çalışan ki bunlardan bir tanesi Teknik Üniversitesi'nde hocadır. Sevgili Ertuğrul, kanuncumuz. O, işte onun abisi Hidayet falan, bunlar beni çok cesaretlendirdiler. Yani bugün okulda benim diyen adamdan daha iyi söylüyorsun bazı şarkıları falan dediler böyle. Güzel. Umarım bunu bana kıyak olsun diye söylememişler. Onların bana verdiği bir cesaretle biraz. Ardından Yıldırım Gürses'in yaptığı müziklerin bana yatkınlığının verdiği cesaret. Yıldırım Gürses'in de benim gibi batı müzikten, yani batı şandan geliyor olması gibi birçok aslında şeyin bir araya gelmesiyle biraz daha cesaret gösterip çok ama titizce çalışarak, çok önemseyerek, kimsenin bir şey söylemesine ne Yıldırım Gürses adına leke sürmemeye ne de benim adıma leke sürmemeye gayret ederek bir çalışma yaptım. Çok başarılı bir çalışma. Ben şahsen, ben de müzik kökenliyim. Ne güzel. Ben de Yıldırım Bey'in şarkılarıyla, hani o bizim devremizde çok şarkılarını dinlediğimizde bence çok güzel bir albüm olmuş. Çok teşekkür ederim. Dinledim de çok da keyif aldım. Her zaman da şey diye düşünmüştüm ben. Ya keşke Yıldırım Bey'in şarkılarını hani tekrar insanlar söylese ve bunu sizin yaptığınızı öğrenmiş olmak ayrıca hani çok güzel çok geldi oldum. Bana. Gerçekten tebrik ediyorum bu çalışmanız için. Çok mutlu oldum. Bu cesur sağ çalışmanız için. Sağ yani. Yani bu doğru söylüyorsun. Bunu yaptığım sırada çok kişinin bana ya bunu nasıl kimse yapmadı daha evvel? Evet yani. Nasıl aklına gelmedi? Öyle Hı-hı. değil aslında işin esası. Elbet aklına geldi. Hı-hı. Fakat Beyazıt bu konuda çok hassas ve titiz. Yani Beyazıt, benim de babam Yıldırım Gürses olsaydı ben de titiz olurdum. Tabii ki. Beyazıt her zaman bunu söylemişimdir. Ben Beyazıt'la arkadaş olduğum halde Hı-hı. Beyazıt'la gidip de bir albüm yapalım Yıldırım Gürses şarkılarından demeye çekindim.
Yani öyle söyleyeyim, o kadar hassas. Sonra dedim ki ya ne kaybedeceğim? Evet, hani, en fazla olmaz yani arkadaşım. Olmaz diyecek. Yani. Ondan sonra bunun üzerine ben de gittim, sordum. O da çok güzel bir cevap verdi. Aha. Bana göre babam Türkiye'nin en iyi bestecilerinden bir tanesiydi. Ama bana göre sen de Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından bir tanesisin dedi. Ve beni çok onore etti, evet. Çok mutlu etti. Bu benim biraz daha tabii meseleye daha da sahip çıkmama evet. sağladı. Ve en nihayetinde benim de ortaya çıktığına çok mutlu olduğum. Baktığım zaman böyle bir arşiv albümünü yeni nesile dinletebildiğin kesinlikle. İçin çok mutlu olduğum çok, bir albüm gerçekten oldu. Gerçekten çok isabetli bir seçim. Evet. Gerçekten çok iyi bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi tiyatroculuk var. Evet, iki gündür bu Ankara'da oyun evet, oynuyorduk. Evet. Çok güzel bir ekiple. Evet, harika bir oyuna başladınız. Evet, çok. Son derece yetenekli isimlerle, yani yetenekli çok. Demek bana yakışmaz. Estağfurullah, ya, ama çok iyi oyuncular. Çok iddialı gerçekten. Oyuncularla evet. beraber çok güzel bir projedesiniz. Evet. O ekiple beraber o oyunu oynamak, orada olmak size neler hissettiriyor? Müthiş heyecanlı bir şey, çok da keyif verici bir şey aynı zamanda. Bir de biz... Kuliste de çok iyi anlaşan bir ekibiz. Çok eğleniyoruz yani. Güzel. Dolayısıyla bu çok önemli bir şeydir böyle bir grup içinde. Tiyatro grubu oraya gidersin, oraya gidersin. O devamlı dolaştığı için böyle bir yerlere risklidir. Mesela bu Ankara turnesine şey sordular bize. Otobüste gidelim mi dediler. Ama yataklı otobüs. Ondan sonra valla o kadar hoşumuza gitti ki fikir. Çünkü bir arada gır şamakta yani eğlenceli bir yolculuk oldu ki. İsteyen gitti uyudu, kalktı, gece yarısı gene muhabbet devam ediyordu. Bir de yavaş gitti otobüs, böyle bir uzun bir sürede gittik. Ondan sonra Ankara'da da çok eğlendik. İki oyun oynadık. En son dün 1000 kişiye Optü'de oynadık. Müthiş bir geceydi. Çok güzel bir oyun oynadık. Azizname Yücel Ertel'le var olmuş bir oyun. Değerli hocamız gene o sahneleyecek diye ben biraz açıkçası yoğunluk içerisinde tiyatroya şey yaptım. Biraz provalarda sorunlarda yaşadık bu yüzden tabii benim yoğunluğum dolayısıyla ama ben söylemiştim. Sağ olsun onlar da anlayışlı davrandılar. Evet, netice itibariyle şu anda sahnede çok eğleniyoruz. Azizname 2017 adıyla evet. Her yerde oynamaya çalışıyoruz. Biz de izlemek için sabırsızlanıyoruz. Geliyoruz ben daha izlemiyorum. Harika geliyoruz, tamam geliyoruz, bunu geliyoruz, kaçırmak geliyoruz. İstemiyorum. Geçen de geldiniz izleyemeyiz. İzmir çok sevdi. Geliyoruz evet, muhakkak. Evet, evet. Hem oyuncular özel hem oyun özel gerçekten çok keyifli bir eserde yer aldığınızdan evet. ve çok keyifli de kadar yaşattığınızdan eminim. Şansım yani. Çok yaver gitti bugüne kadar oyunculuk anlamında. Hep beraber sahnede olduğum ya da televizyonda ya da sinemada beraber olduğum oyuncular ve yönetmenler çok özel insanlardı. Daha ilk dizi filmde Türkan Şoray Haluk Bilginer'le oynamak evet, bile. Evet, ilk tiyatrom benim Dormen Tiyatrosu'dur. Evet. Haldun Bey'le oynadım falan. Evet. Yani böyle bu konuda biraz şanslıyımdır açıkçası. Ne güzel, ne güzel. Peki bir şey soracağım. Yani ben bunu sizi araştırırken de merak ettim. Hani müzik hep varmış hayatınızda. Hep. Tiyatro okumuşsunuz ama niye müzik değil de tiyatro okumayı aslında seçtiniz? Aslında tiyatro da vardı hayatımda hep. 16 yaşın civarındaydım. İkisi de birden ben şey yaptım lisede. Meraklandım böyle bir. Hatta iki bölüme birden giren tek öğrenci benim. Biz İki bölüme evet, birden mi girdin? İki bölüme birden girdim. Sınavları mı? Sınavları değildi. Lisede şey, eğitsel kol başlığı altında. Evet anladım. Şimdi hem müzik bölümünde, gitar bölümüne girip hem tiyatro bölümüne giremiyorsunuz. Evet, bir de biz onun zamanımızda öyleydi. İkisi de şey yapıyor ya. Kol seçerdiniz. Mecbursun çünkü evet. ikisi de aynı dönemde aynı şeyleri yapıyor. Evet, sahne evet, gösterisi evet, yapıyor. Evet, evet. Fakat ben ne yaptım ettim sonra da. Onlar kollar, ben kapıdan kapıcıdan. Yani hayatım aslında 16 yaşında nasıl başladı, söyle gitti. Ne güzel, ne değiştirme güzel. İhtiyacı duymadım bir daha. Peki çok az daha vaktinizi alacağım. Biliyorum açılış günü, bugün telaşınız çok. Şimdi ben sizi Instagram'dan takip ediyorum. Çocuklarınızla harika bir ilişkiniz var. Hep geliyor konu, hep bu özel hayatınıza dayanıyor. Ama bunu da şimdi şöyle, Türkiye'de pek çok çifte boşanma konusunda, yani boşandıktan sonra aslında nasıl davranılması gerektiği konusunda örnek davranış sergileyen ebeveynlersiniz. Olabilir yani. Bakın böyle bir YouTube kanalı sizden bekliyorum yani. Gerçekten hani bu başarılması zor bir şey. Nasıl başardınız? Bunu? İyi bir evlilikle başardık. İyi bir evlilikle başardık. Bunun tek cevabı bu. Çok güzel bir evlilik yaptık. Dolayısıyla boşanma kararını da o evliliğin sorumluluğu ve o evliliği bizi o evliliğe taşıyan duyguyla aldık. Dolayısıyla zor oldu. Ama o zorluğu birlikte atlattık. Ondan sonrası da kolay oldu. Kolay oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız bize. Ben teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Sağ olun. Akşam da burada ağırlamak istiyoruz sizi inşallah. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Müzik ona yerden ayrı kalmayın. Uzak kalmayın. Müzikten ayrı kalırsınız.
Rabbim feryadımı artık duysan diyorum. Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum.